Efendim merhaba. Evet, yeni bir günde yine Detay programında birlikteyiz. Bugün ve ülkede öne çıkan konuları konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz tabii. İki başlıklı gündemimiz var şu sıralarda. Bir taraftan müzakere sürecinin geldiği aşama ve tabii ki içeride yaşadığımız sıkıntılar. Bugün bunlara ek olarak bir de özel olarak Güzelyurt bölgesine de eğilmeye çalışacağız. Naim Pınar bizlerle birlikte. Halkın Partisi Güzelyurt İlçe Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizi izleyen herkese merhaba demek istiyorum. Size de bizi davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Tabii gündem yoğun dediğiniz gibi. Ama şu anda yolda gelirken bir check edip kontrol etmeye baktığımda ne var ne yok diye gene klasik şeyleri gördüm. Yani rüşvetten tutun, meclis gene toplanamadı. Bodrum'da saklanırlar, gelmezler gibi. Yani çocukça, halkın layık olmadığı, kötü yönetimin sembolü durumuna düşmüş siyaseti gördük. İnsan üzülüyor tabii ama dediğiniz gibi bir an önce çalışarak bunları aşmamız gerekiyor. Evet, bugün yine meclis toplanamadı. Nisap yetersizliği, hükümet kanadının milletvekilleri gelmedi. Bu defa muhalefet de aşmadı meclisi. Evet. Yıllardır yani hiç fark etmiyor aslında. Yani CTP UYP döneminde bile 36 milletvekiliyle yaşadığımız bir tabloydu bu. Bugün yine değişmiyor bu tablo. Böyle bir durum var. Part-time'da çalışmazlar yani. Evet. Part-time değil yani çalıştıkları. Hiç çalışma yok. Yani olur da part-time gibi çalışırlar. Şaka bir yana ama yani üzücüdür. Dalga geçme konusu oldu artık toplumda bu. Şimdi ben program başlarından biraz sohbet ettik. 1970'teki meclisin durumuyla, yani o şartlardaki durumuyla günümüz arasındaki durum arasında ne gibi benzerlikler var? Ya sadece mecliste maaşların artışı söz konusu olduğunda full katlı olan bir vekiller topluluğu var. Yani 40-50 senedir bu şekilde bu sistemle devam ediyor ve bundan hicap duymuyorlar. Yani hiç çekinmeden devam ediyorlar görevlerine. Görev mi yaparlar emin değilim ama yani oraya gidip meclisi açmak, halkın verdiği yetkiyi orada kullanmak, toplum için kamu yararına bir şey üretmek yerine başka dertleri var. Şu anda tabii bir de seçim hazırlıkları var herhalde. Ciddi şekilde bütçeyi harap eden çalışmaları, ülkeyi partizanca bölmeleri, tekrardan işte popülist hareketlerle, popülist yaklaşımlarla yeni yeni şeyler icat etmeleri. Yeni mi? Yeni değil aslında, haklısınız ama yani yeni olaylar mesela BEDİS ile ilgili geçen bir eyleme katıldık orada vatandaşlarımızla. İnanılmaz şeyler yani tesadüf olamayacak derecede bir partinin, hükümetteki partinin gençlik kolları, kadın örgütü, örgütünden çeşitli insanlara halkın, kamunun kullandığı alanlar peşkeş çekiliyor adeta. Bu nereye kadar devam edecek bu şekilde? Yani insanlar bunu gördüğü sürece murad ettikleri nedir? Bakmak lazım buna. Yani bu yapılanların elbet bir cezası olacak. Örneğin 2-3 ay önceydi bizim çevre komitemiz, çevre çalışma grubumuz daha doğrusu, Anıtlar Yüksek Kurulu'nu uyardı. Yani çeşitli alanlarda, şimdi not aldıydım söyleyeyim size, mesela Kumyalı'da 564 dönümlük küçük orman arasının yasalara aykırı olarak birilerine verilmesi. Gerek koruma altına alınan Karpaz Milli Parkı, yani özel çevre koruma bölgelerinden bahsederim. Sis alanlarının ilan edilen koruma altında olan bölgelerin Anıtlar Yüksek Kurulu kanalıyla bazı değişiklikler yapılarak bir takım yasa dışı uygulamalara gidildiği yönünde duyumlar aldıydık, çalışmalar var dedik, uyardık ve bunun hesabını soracağımızı da söyledik. Yani anayasamızın 123. maddesi gereği kamu görevinde olan yurttaşlarımızın bu konuda dikkatli olmasını söyledik ve uyardık. Şimdi bakıyorum BEDİS patladı. Yani düşünün, her yaz ne konuşuruk? Gazetelerde denize beleş girme konusu hemen gündem olur. Bir grup insan bunun mücadelesini verir falan ama yasal olarak zaten bazı yerlerden eğer hizmet almıyorsanız beleştir denize girmek değil mi? Bu arkadaşlar olan yerleri de yani olan yerleri de vererek bunu engellemeye çalışıyor şu anda ve
haksız, hiçbir ihale olmadan, hiçbir şey olmadan nasıl olur? Şimdi o boyutu sanki daha çok önemli. Çünkü bir de şey var, yani bence hukuki noktada bir sıkıntı yaratmadan herkesin açık yarışabileceği bir ihale usulüyle bu tarz yerler. Mesela BEDİS'i düşünüyorum. Biz maalesef gerek yerel yönetimler, gerek merkezi hükümetlerde bazı şeyleri ya yapmıyoruz, ya yapmak istemiyoruz ya da başaramıyoruz. Yani birçok örnek var. Bu da onlardan biridir. Yani siz yerel yönetim olarak sunamıyorsunuz bir hizmet, insanlara hizmet. Doğru. Gidip birileri bunu yapınca, bunun en bariz örneği Boğaz Piknik Alanı'dır. Evet. En bariz örneği. Yani çünkü orada eski ve yeni diye duruyor şey. Yarısı özeldir. Yarısı kamuya açıktır. Oradaki pislikten oturamazsınız. Özel burada temizler, ücretini de ödersiniz. Sıkıntı da yaratmayan bir ücrettir. Evet. Güzel yapmışlar en azından. O ince çizgi önemli Aytu Bey, dediğiniz gibi. Yani hukuka uygun, rekabete uygun şartlarla oraları ihaleye çıkarılmışsa sorun yoktur. Yani burada kamunun aldığı, halkın aldığı hizmet önemlidir bizim için. Yani baktığımızda burada öyle bir şey yoktur. Çeşitli yerlerde yoktur. Yani yapılan her icraatta bir hukuksuzluk vardır. Yani düşünün siz, nasıl bir yönetim anlayışımız var? Bakalım Ulaştırma Bakanlığı bu kadar kaza oldu. 10 aylık bir hükümet dönemi var. 29 insanımızı kaybettik. Ben hiç duymadım bizim Ulaştırma Bakanlığı yani istifa etme meylinde olduğunu. Söyleyene de kızar. Duyarım yani, söylediler işte falan. Ne suçum var gibi. Daha çıkışta, 6-7 aylık o kazada. Yeni ilk. Yeni ilk şeyi var hemen. Baktığımızda yani... Yaptığı... Ama bir nebze şey değil mi yani, şimdi işte ben yeni geldim bu bakanlığa. Biraz daha ölelim. Yani doygunluğa ulaşmış. Şey yapıyorum ama hani tam empati yaparak düşün. Örneğin şimdi seçime girerseniz ve seçilirsiniz. Öyle takdir edildi. Oturduğumuz, verildi size Bayındırlık Bakanlığı. 3 ay sonra yani, şimdi şey değil, bu bir gerçek, bir günde değiştiremeyeceğinize göre mevcut düzeni. Bir süreç ister bu iş. En iyi ihtimal yani tüm yolları ihaleye çıksanız en az bir sene ister. Minimumunu düşünün. Evet. O arada da hani bir şeyler olursa günün sonunda sonra siz derdiniz bize sen ne olacak? Daha da istifa et bakalım. Yani biraz daha onun var, ama şöyle de bir şey var. Mesela 15 Kasım'da Güzelyurt Lefke Anayolu'nun açılışı vardı. Ulaştırma Bakanımızın büyük sözüdür. Açacağız, törenlerle kutlayacağız falan. Hangi 15 Kasım'ıydı? Yani 2 sene oluyor, 1 sene oluyor. Hiç farkında değil. Bir 15 Kasım günü gelecek, bunu yapacak. Yani işte o popülist söyleminle iktidarda kalma arasındaki ince çizgiden ciddi şekilde akla mantığa sığmayan açıklamalar var. Mesela geçenlerde trafikle ilgili yapılan açıklama, ya inanılmaz. Bakın ne diyor bakan? Kısacık okuyayım size. Bakan diyoruz, yapılan çalışmalar AB normlarına uygun, günümüz koşullarına cevap verebilecek çağdaş kuralları içeren değişiklikleri içermektedir trafikle ilgili. Örneğin 65 yaşından itibaren diyor, gerek özel gerekse de kamu taşımacılığı yapan ehliyet sahiplerinin her yıl sağlık kontrollerinin geçmesi koşuluyla ehliyetlerinin tazelenebileceği koşulunu getiriyoruz dedi. Hala mevcut yasa bakan yasayı bilmez. Halbuki zaten mevcut tüzük 60 yaş üzerindeki herkese sağlık kontrolünü zorunlu kılar. Tamam. Bir bakan düşünün, bunu yeni bir şey yapacağım diye sırf popülizm yaptın diye çıkıp söylüyor. Ya benim oğlum 9-10 yaşındadır, yani onunla daha girmedi. Gördüğünde başka gözünden bakar artık. Şaka yapmıyorum, ciddi söylerim. Ve baktığımda inanılmaz şeyler. Diğer taraftan bakarım, bir arkadaşımdan sohbet ederim geçen gün. Ders olarak okutulmalıdır Kemal Dürüst bence. Siyaset bilimi açısından iyi bir örnektir. Yazdım da not onun hatırına, söyleyeyim size, üniversitelerde siyaset biliminde polis sistem, patronaj, popülist yaklaşımlar diye ders olarak okutulmalı. Dünyada gösterilecek, dünya çapında bir örnektir bu adam. Yani bizim bakanımız o yönden çok kaliteli bir duruş sergiler. Her söylemini not alın, bir ay sonra kontrol edin. Hiçbir olmadığı gibi inanılmaz derecede de uçuk şeylerle, fikirlerle karşılaşırsınız. Peki bu... Çemberden tutun. 60 yaş diyor. Yasada mevcut olan, var olan şeyi yapacağım diyor size. Şimdi bilmiyorum tabii ama hani Kemal Dürüst örneğinden gidersek herhalde 4-5 dönemdir milletvekilidir. Her bakanlığı yapar ama yani. O zaten başbakanların takdiri aynı isimleri döndürüyor. Bakan yapıyorlar ama
Demek ki hani eleştiriyoruz ya, kamuoyunda hoşuna gidiyor herhalde bu durum. Ya da tekrar seçildiğine göre bakanlıklar yaptıktan sonra. Mesela hep şeyi söylediler, Sayın Özgürgül'ün işte trafik cezalarını sildirdiği falan. Geçtiği şeyin sonuçta, yani tekrar seçime girdi. Orada seçildi. Seçildi bana göre. Demek ki halk akladı örneğin o icraatlardan Sayın Özgürgül'ü. Yani biz seçiyorsak eğer, ondan sonra şikayet etmenin şimdi çok mantıksız olduğunu düşünüyorum. İki tane örnek söyleyeyim size. Hem de çok hoşuma gider bu. Son yaptıkları bir anket var. Kim yaptı belli değil. Evet, anket evet. Belli değil yani. Kimindir? Belli değil. Sonucu bellidir ama. Sonucu kendini ele verir. Oğlum güler derim size. Mesela ne der sonucunda? Başbakan çıkar der ki, halkımız bize güven tazeledi. Erken seçime gerek yok. Hadi ya. Kim yaptı anketi? Nereden? Yani inanır. Bu insanlar gerçekten inanır. Tek iktidar partisi şu anda birinci parti, en yüksek oy alan parti değil. Ve dışarıdaki halkın hezeyanı yoktur. Her şey yolundadır. Mesela devlet laboratuvarlarının durumu çıkacak. Sağlık Bakanımız desin ki her şey yolundadır. Bütün tehditler yapıldı. Ama müdürü dilinde yara oluştu. Çalışanlarında ciddi işte belirtiler göründü ve hastaneye kaldırıldı. Ve kendisi bakan olarak, Sağlık Bakanımız izin verdi kendilerine. İdari izinleri var. Bu koşullarda bu nasıl olur ya? Yani ben merak ederim. Bir değişik durum var burada. Aklım almaz yani. Ben herhalde bunu anlamakta zorlanırım. Eğer bir sorun yoksa bu insanlar nasıl? Durduk yere grip oldular. Dilinde yara çıkması mesela bir grip göstergesidir. Türkiye'ye onun için gitti. Dalga geçer gibi toplumun önünde bunu yaptığınızda dışarıdaki insanlarımız ve o bölgedeki insanlar da hatta koruma altında değildir bilirsiniz. Yani çalışanları boş verin. Bölgedeki insanlar da her tetkik yapıldı, tamamdır, güzeldir, çok güzel. Yani nasıl? Bizim sağlığımız tehdit altındadır şu anda. Ciddi şekilde tehdit tabii, altındadır. Şu an yapılmıyor hiçbir şey yok. Analiz. Yani gıda ürünleri ile ilgili de yapılmaz. Dıştan gelen gıda ürünleri de girer içeriye şimdi. Yani ben yerken bilmem tamam mı değil mi? Yani bu serbestlik nedir? Ama burada da mesela Sağlık Bakan dinlediğimizde ne yapılabilir? Ben iki türlü de şey yapmaya çalışıyorum. Evet. Düşünmeye çalışıyorum. İşte Rum tarafı zaten bizi kabul etmez diyor. Oradan yaptıramıyoruz. Türkiye'de gönderip ürünün geri getirilmesi yani bu özellikle sebze meyve türü. Bozulur meyve zamanı. Bu da olmuyor. Yani bu şekilde de olmuyor. Yani yapacak da çok bir şey yok ka hani demiyor bunu ama hani hızlı bir şekilde çalışıyoruz giderilmesi için filan. Ya, işte yani bence duayen olan Ulaştırma Bakanı'dır. Ondan örnek alıp devam ediyorlar. ciddi şekilde gerçekle yapılanlar arasında muazzam fark vardır. Kalıplaşmış şeylerden siyaset yapmaya devam etmektedirler. Ve halkı da öyle zannederler. Mesela Murat Gezici'nin yaptığı anketi hatırlarım. Siz de yayınladıydınız. Büyük hezeyan... Evet, size parasını yaptınız. Ödedik, yaptık. Evet. Yok öyledir, gerçek olamaz falan filan. O kimin yaptığı belli anketi. Değerler ortada. Tartışırsınız bunu, dersiniz ki ve sorular neydi falan olabilir. Ama onu işte bastırıp da seçim olmasın ülkede diye onun bile bilimsel yöntemlerin bile kullanılmadığı, kimin yaptığı belli olmayan şeylerle yalan yanlış yöntemlerle politika yapmaya devam ederler. Mesela giderler şu anda bakarım yapılanlara. Dün bizim bölgede bir açılış vardı. Hastanenin temeli atıldı. Evet. Yalnız yan tarafta Pendaya Hastanesi var, Cengiz Topel Hastanesi. Şu anda orada hizmet doğru düzgün verilmez. Yani Allah göstermesin bir şey olursa Lefkoşa'yız. Lefkoşa'da da tamam değil ama yani kısmen kötünün iyisi durumunda buraya getirilir insanlarımız. Şimdi orada temel atıldı. 9 yıl sonra bitecek. O 9 yıl bitene kadar Cengiz Topel Hastanesi öyle kalacak. Mesela Güzelyurt bölgesindeki insanlarımız, Batı bölgesi düşünün. Ve Doğu bölgesi bu ülkenin yok olan iki bölgesidir. Yokuk aslında biz. Yani gittiğinizde görürsünüz, fark edersiniz yani. Mesela esnafa bakalım Güzelyurt'ta. Hibe programı açıkladılardı yakın zamanda. Esnaf kan ağlar ya. Orada ciddi sıkıntıları var. Mesela hayvancı kan ağlar bizim bölgede sıkıntıları var.
Dün konuştum da arkadaşlarla, hayvancıdır bir arkadaşımız. Bir torba yem 58 TL'dir dedi bana. Dedim nasıl olur? Biz dedi mecburuk dedi. Daha sıkıntılı günleri yaşaydım. Onun için pahalılık her zaman olacak. Ve hayvancıdan kasaplar bu eti alırken okka olarak almaya devam ediyor. Ve düşünün kuzuyu örnek verdi. Çok ilgi alanım değil, bilgili de değilim bu konuda ama çok basit anlattı bana. Bak dedi bana 18 TL okkasını alır, 40 TL'ye satar. Kilo olarak kilo satar. Olarak. Ve dedi ben dedi mecburum ona satayım. Satamazsam o belirler. Fiyatı kasap belirler ve bu da tekele düşmek üzeredir. Eşel gibidir zaten. Büyük alıcılar var. Evet. Yani şimdi hayvancı yok oluyor. Mesela ciddi sıkıntıları var. Bakarak bizim insanlarımızın durumuna hayvancıda şikayet var ama birinci sırada işte hükümete güven tazelediler. Seçim erken seçim olmasın. Tamamdır yani. Her şey tamamdır. Çok ilginç. Mesela bu kadar trafik kazası olur. İşte yenidir. Tamam yenidir. Onu da kabul ettik. Bir ay, iki ay, üç ay. Ama atılacak adımlar hayalidir. Çember yapacağım diyor size. Ne diye? Çember yapacağım. Başlayacak yapalım. 15 Kasım'da Güzellik Lefkanalı'nı açacağım. Orası mahkemeliktir. İstimlak konusuyla ilgili davalı konular vardır orada. Yani yolun içine gelen. Zaten beceremediğimiz de budur galiba. Yani siyasetçiler çözümüyor biraz değil mi? İşte göz boyayıcı proje ortaya koyuyor. Daha ilgincini anlatayım ben size. Siz tabii Güzellik tarafıyla ilgili daha çok örnek veriyorsunuz ama mesela Girne Alsancak yolu var. Evet. Girne Çatalköy yolu var. İki taraftan da Girne bitmiş durumda. Ama Girne Alsancak yolunu 2-3 defa çalıştığımız için haber olarak çok ilginçtir o da. Ve bunları yayınladığımızda hani hiçbir şey yokmuş gibi de hayat devam ediyor yani. İlgililer tarafından. O daha da ilginçtir. Bunun parası hazır. Yani ihaleye çıkıldı. Parası hazır. Başlanıyor. Bir iki şey ara emri aldı. İki arazi sahibi ara emri aldı. Durdu. Sonra Ulaştırma Bakanı değişti. Daha gelmedik Kemal Bey'e. Yani bu devam eden bir süreçtir. O işte aşmaya çalıştı şeyi falan. Tam aşıyor değişti falan. Kime? Diğeri geldi. O geldi. O gelene kadar bu arada müteahhit, alan müteahhit, Türkiye'li bir şirket. Orada bir başka işini bıraktı. Tam yapamamış. Türkiye'de bilmem cezalı duruma mı düşmüş ne? Battoz oldu yani Kıbrıs'cası o iş tamamen. Yani iki arazinin istimlak sorununu çözemeyen bir yapının 4 yıldır devam eden ve hiç başlamayan yani ne kadar üzücü süreç ya. Devam ediyor ama hiç trajikomik insanlar. Yani bunu nasıl çözülemez, nasıl yapılamaz? Yani insan anlamakta güçlük çekiyor. Yani ben baktığım yerde işte son 10 yılda ne geldi başımıza? Bakayım dedim yani ne kazandık ne kaybettik. Son 10 yılda iyi hiçbir şey olmadı mı? Çünkü birine eleştiri yapmak değildir amacımız. Yani grube deva bir eleştiri yapalım da işte vuralım siyasete. Çünkü büyük söylemdir. Siyaseti bu kadar eleştirirseniz aslında yanlış bir tanım var orada. Siyaseti eleştirmeyik ha. Eski siyaset anlayışını eleştiririk ki bu insanlar sembolü oldu şu anda. Yani inanılmaz derecede 2-3 tane akademisyen arkadaşla konuşurdum. Kemal Bey'i örnek gösterirler bana. Mesela bu post-truth diye, post-hakikat diye popülizmin yeni tanımı olarak ortaya çıkmış bir akım var. Mesela Trump'ı böyle gösterirler. Fransız Sağ Partisi'nin adayını şu anda Cumhurbaşkanı'na öyle gösterirler. Hatta Çipras'ı da şu anda o zincire aldılar. Ve bu arada Kıbrıs'ta da arada bir duyarsınız, siz de popülizm yaparsınız işte falan filan bize söylediler. Ya bir kere müşavirlikle ilgili cesaretle tek konuşan partiyik biz. Bunu her gittiğimiz köy ziyaretinde söylüyor başkan. Sayın Başkan Kudret Hocam. Diyor ki müşavirliği kaldıracak, bu şekilde devam etmeyecek. Yapacak olan gelecek, katkı koymak isteyen görevine devam edecek. Ama gelmem de gel otur bir binacının içinde imza at. Da hiçbir şey yapma. Zaten bu insanların büyük kesimi inanın bundan rahatsızdır. Yani ben bir kısmını tanırım. Sohbet de ederim. Çalışmak isteyen de var. İsteyen de var. Niçin değerlendirilmez? İşte sorunlar var. Tamirli verilmesi lazım. Yani seni aşmak için oradasın. Yani siyaset dediğin şey sorun çözmek için vardır. Sen sorun yaradın ama bundan da bir rant elde ederler. Sadece müşaviri olan ve kötü amaçla bunu kullanan değil. Siyaset de öyle kullanır şu anda. Yani aldık seni rahatsın sen ya.
yeni birini alacak yerine seçimi geçirelim. Hep böyle. Yani ne demektir ya? Şimdi Sayıştay'la ilgili oylamaya bakın. 200 bin TL emekli olduğunda daha fazla alacak diye destekliyorum ben kendini. Varsın almasın ya, paylaşalım. Bu ülkenin ekonomik şartları bellidir. Varsın almasın, liyakatla işin ehli birini getirelim. Genç birini getirelim. Yapsın, görevine devam etsin. Başka biri yapsın. Hayır. Maaşçığını alsın. Çünkü bu bir gelenektir. 10 yıldan emekli yaptık zamanında. İşte bu geleneği devam ettirmemek lazım artık. Çünkü böyle devam ettiği sürece, bakın Anastasiyad ise meşru olarak Türkiye'yi sayar. Sizinle konuşmaz, dalga geçermiş gibi Akıncı'yı diyor, Cumhurbaşkanımızı idare eden Erdoğan'dır. Onun için Türk tezini savunurlar bize ve Türk tezinin ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum der falan. Şeye baktım, Fedef Duros'a geçen gün verdiği demece inanılmaz. Yani hiçbir şey değişmeden dalga geçer gibi bir açıklama. Hiç çözüme yönelik bir adım değil bu. Ama işte bunu anlamak, neden böyle olduğuna bakmak lazım. Altındaki zemin nedir? Biz kendimiz yönetemiyoruz bu ülkeyi doğru düzgün. Kötü yönetirik ve kötü yönetenlerin sayesinde hem yanı tarafımızdaki güneydeki yaşayan hükümetle, yani Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle, hem de Türkiye'de sorunlar yaşarak. Şimdi şöyle bir inanış var. Oradan devam edeyim o zaman. Yani bizim bu ekonomik bağımlı yapımız, sadece ekonomik değil, nüfus anlamında, işleyiş anlamında ve öyle bir noktadayız ki mesela çok kötü yönetildiğimizi iddia ederek ama Türkiye örneğin memnun kalabiliyor. Evet. Örneğin İhsen Küçük hükümetini hatırlarım. Sayın Beşir Atalay her geldiğinde bravo. Bravo çekerdi. Biz vatandaşın ana sağladı burada. Finalinden oldu. Bir günde 400 kişi istihdam edildi falan ama aferin alırdı örneğin. Doğru. Becerirdi alırdı. Doğrudur. Oraya girecek değilim ama şu iddia var. Şimdi bu örnekler üzerinden şekilde. Ya biz ya bu Kıbrıs sorunu çözer, uluslararası hukukun içine girer adam gibi bir takım reformlara mecbur olup imza atarık ve düzelirik. Ya da işte yarın öbür gün Kurtlet Hoca gelir. O da çok bir şey yapamaz ya bu yapıdan dolayı. Yani tamam belki daha dürüsttür, daha çok bir şey yapmaya çalışacak ama yapı belli. Bu yapıda bu içindedir gibi sizin üzerinize de eleştirir. Genel anlamda da hani tespit bizim mi? Gibi işte biz de bir şeyler yapabiliriz ya burada değiştirebilir ya bunlar bu konuştuğumuz şeyler değişebilir ama bu da bir karşı düşünce olarak ortaya çıkar. Mesleki bir şey söyleyeyim size. Yani 1970'te programdan önce biraz bahsettiydik. Hı-hı. Cemaat meclisi seçimleri oldu ve orada göçmenlerin temsilcisi olarak aday olan Özker Yaşın var. Milli şair olarak bildiğimiz Özker Yaşın. Hatta CTP'nin kurucularındandı. Daha sonra ayrıldı tabii ama. Şimdi Özker Yaşın'ın göçmenlerin temsilcisi olarak meclise girdiğini söyleyelim. Göçmenlerin biri kendine bir mektup yazdı ve gazetesi Savaş'ta bu yayınlandı. Ben bu mektubu okudum. Size sonra iletirim kendini, okuyun. Göçmenlerden biri ne der bilirsiniz? Biz göç ettik o taraftan diyor. 70'te. Şimdi diyor üretimden kopardınız bizi. Mücahitlik ve Türkiye'den gelen parayla yaşarık. Utanıyoruz böyle yaşamaktan. Ya gidelim toprağımızı, hayvanlarımızı işimize geri dönelim. Ya da bir hal çaresi bulun bize. Ve göçmen diyor eğer bizi buna alıştırırsanız bu ulefe gibi paraya. Ve geleceğimiz böyle olursa üretimden kopacak. Bunu söyleyen savaşın içinde ezilen, işinden koparılmış, o şartlarda üretmeye devam etmek isteyen bir halktır. Şimdi toplum bunları isterken zamanında ne hatalar yapıldı? Tam dediğiniz nokta çok önemlidir. Süreç olarak 75'te Kıbrıs Türk Federal Devleti kurulduğunda buraya yeni bir ekonomik kalkınma planı çizildi. Hükümette de sağ bir parti, yani sağ ne kadar sağ sol tanımları da artık karıştı ama sağ bir parti, Ulusal Birlik Partisi döneminde. Baktığımızda Ziya Müezzinoğlu'nu Bülent Ecevit buraya yollamış. Sağ bir parti devletçi politika yürütmüştür. Yani sosyalist politika, komünist politika yürütmüştür. Kitler kurulmuştur. Sonra Özal Bey geldi. Ha bu arada bunun için de Türkiye'den Alper Orhun'u koordinasyon bakanı olarak atadılar. Bu çok önemlidir. Alper Orhun Kıbrıslıdır ama buraya atanmasının sebebi Alper Hoca'nın koordinasyon bakanı olarak Denktaş Bey'le kavga etmiştir yıllarca. Denktaş Bey Cumhurbaşkanı olarak yetki bendedir, o kaçınca yetkiyi kullanıp Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ofis açmıştır Alper Orhun.
Şimdi Serdar Bey koordinasyon ofisi kuracak ya, geçmişine de baksın, babası ne mücadele verdi o konuda, tecrübe eder, belki de erken uyanır. Çünkü o günden bugüne değişen ne var bakmak lazım. 1985'te Özal paketi geldi ülkeye. Ecevit'in bütün kitler projesi, devletçi politikası, toprak çalışanın üretenindir politikası, İskandinav modeli dediğimiz model, Kıbrıs'ta uygulamaya koyduğu model çöktü. Özal Bey bir gecede hepsini liberal ekonomiye geçiş olacak, çöptür bunlar diye bitirdi. Bizim ekonomi politikalarımız ve siyasal politikalarımızı belirleyen her zaman Türkiye'nin bu yaklaşımı oldu. Ama zaman gelişti, dönemler değişti. Toplumdan halka dönüştük. İnsanların bilinç seviyesi değişti. Cemaatten topluma, toplumdan halka. Şimdi masada görüşülen iki halktır. Evet. Şimdi bu kavramları doğru oturtmazsak ve meşruluğumuzu hala daha başka yerde ararak da halkımıza gitmeyik. Verdiğiniz örnek çok güzeldir. İrsen Küçük Bey gibi alkış alırık Türkiye'den ama sonunda bu halk seni seçmez. Bu halk sana cevabını verir. Ve bu 10 yılda buna çok alıştı bu halk. Dikkat edin, belediye seçimleri de olsun. Örnek olarak önümüzde son cumhurbaşkanlığı seçimi de olsun. Yani Sayın Başkan Kudret Özörsay'ın aday olduğu cumhurbaşkanlığı seçiminde inanılmaz derecede şeyler yaşadık biz orada. Ve gördük insanların tepkilerini, sandığa gitmeyenler dışında. Bir de tepkili olanlar var. Bir de ufkunu başka yönlere yöneldenler var her zaman. Yani meşruluğunu Türkiye ne der bu işe dediğiniz gibi. Gelip yöneteceksiniz ama ne der bu işe Türkiye? Bir kere burada düzgün, iyi bir yönetim olursa ne Türkiye ne Güney Kıbrıs seni dikkate almadan politika güdemez. Şimdi bakıyorum Anastasiades'in açıklamalarına, geri döndüm. Çok üzücüdür. Mesela içinde der ki Erdoğan'ın seçiminden dolayı, onun Nisan seçiminden, başkanlık seçiminden dolayı ihtiyacı vardı bu gerginliğe Kıbrıs Türk politikasının masada. Ve masayı bozdular, patlos edip kaçtılar diyor. Çünkü MHP'nin milliyetçi oylarına ihtiyacı var. Bakın o tarafta bizi çok iyi takip ederler. Bizi dediğim Türk politikalarının tamamından bahsederim. Yani Türkiye'nin ne yaptığından da, ne olduğundan da. Bizde öyle bir şey yoktur. Mesela Ahmet Davutoğlu 2003'te Stratejik Derinlik kitabını yazdığında benim aile dostum Andreas Güney'de Rumcasını, Yunancasını aldı okurdu ve Stratejiko, Türkiko okudum. Yunanca okuyabilirim ama çok anlamam. Dedim ben bu Ahmet Davutoğlu yazar bunlar. Nereden buldun bu kitabı? Dedim Yunanistan'dan getirdim. Yeni Osmanlı projesini öğreneyim diye. Bu dediğim sene 2003 ve bizim siyasilerin haberi yoktu kitaptan. Düşünün siz nasıl bir siyaset anlayışları. Evde bir doktordur bu adam dediğim. Siyasetçi değil ve bununla ilgilidir. Şimdi bakarak Anastasiades'in açıklamalarına meşru idareci olarak bizi Türkiye'ye yöneldir. Türkiye'dir diyor. Bir resmi politikadır tabii Güney'in. Resmidir. Yani siz burayı ne kadar güzel yapsanız da odur idareci der. Yani değil? Odur. Orada peki biz bunu yaparsak ihanet değil bizim kendi toplumumuza. Bizimkiler ne der? Türkiye ne der? Bir bakacak. Türkiye bizi ister. Ve halk seni istemez. İrsen Bey öyleydi. Verdiğiniz örnek çok güzeldir. Yani İrsen Bey öyleydi. Sonucu ne oldu? Evde oturur. Şimdi bir parti şimdi işte başkanı, bu başbakanı. Şey örneğin son seçimlerde, son birkaç seçimlerde, anayasa referandumundan beri daha doğrusu, evet. Vatandaşın belli verdiği şeyler var. Değişim mesajları var. Sinyaller var, doğru. Yani değiştiriyor. Bugünlerde çok dikkatimi çekiyor bu sohbetler olduğu zaman. Meclisin yarısını değiştirdik, gene bir şey değişmedi ya. Yani. Yani, amiyane tabiriyle konuşma budur. Yarısı değişti, gene bir şey yok. Demek ki olmazlığı da söyleyen var. Çok severim onu. Loading yapar. Yani fiziksel olarak giderler. Zihniyet aynı. Yani atıyorum 20-25 yaşında 50 kişi koysak da içeriye genç bir ara modaydı. Genç olması lazım. Doğrudur. Ama zihniyet eski. Zihniyet 70-80 yıllık. Yani oraya giren zihniyet eski siyasetin sembolü oluyor. Ne demektir? Genç bir insanın mecliste hiç gitmemesi veya işte mecliste bulunmaması, dinamizmini göstermemesi, yeni bir politik bir şey üretmemesi, yasa tasarısı yapamaması, hiçbir kamuyla ilgili faydalı bir şey görmeyek, hiçbirinden görmeyek. Şimdi yeni moda değişim ve yenilik adı altında her parti bizim kurulmamızdan itibaren kendini toparlamaya başladı. Öyle görünüyor. Zihniyete baktığınızda nedir toparlanmaları? Yani mesela ne yaptılar? Mesela bugün meclise gitti. Muhalefet partisi değil.
Gitti, girdi, girmediler. Eleştirmeye başladılar bunları. E daha önce hükümetteyken siz de yaptınız. Yani bu sadece muhalefete düştüğünüzde buysa, bu siyasi etik değil. Bizim ülkemizde ideolojinin ötesinde bir yozlaşma var. Yani sosyal adaletin yok olduğu bir ülke olduk. İyi yönetimin olmadığı bir ülke olduk. Belli etik kuralların çiğnendiği ülke olduk. Mecliste adam elinde dolarlar, parasallar. Ve bunu doğal, natürel bir şeydir artık gibi gösterirler. Aslan babayı herkes hatırlar. Yani bizim insanlarımız erken umudur derler. Yok, unutmaz, dalga konusudur her zaman. Parayı sallarken çıktı mecliste konuştu. Serdar Denktaş oy satın aldım dedi. Başbakan yardımcısı. Bakın memleketin haline ve... Son açıklamalar daha ilginçtir. Müteahhitlerle girdiği kavga... İnanılmaz ya. Yani... Bu hep var diyor. Bu düzen var ama yıllardır da yönetiliyor bu partiler. Üzücü. Bu hükümeti yönetiyor. Bu üç parti özellikle. Şimdi de dediğiniz bu dolapları biliyoruz diyor Serdar Bey ama... Uzmanı biz burada ekladılar. Sorduk. E, bu kadar zaman hükümetteydiniz. Ne? Maliye Bakanı değildim dedi. Onun için kamuoyu takdir ederim. Bilirsiniz eski siyaset nedir? Mesela... Uzman zannederler kendini. Biz bunları kandırırık. Halkı. Biz bu işi bilirik. Bunlar daha siyaseti bilmez. Bir grup akademisyen bizden bahsederler. Bir grup insan işte bunlar siyasette yenidir. Bilmezler. Bildikleri siyaseti zaten biz bilmek istemeyik. Onu bilmediğimiz için zaten varık. Ne yaparlar derseniz? Söz verip oy almaya devam. Popülizmin ana kaynağıdır bu ülkede. Yani popülizmi tanımlarsınız. Her ülkenin koşullarında farklıdır. Ben bu konuya iyice çalıştım diye, hoşuma da gider bu konu, arada bir bize söylediler diye, dua ederim söylesinler bize. Çünkü bakalım kimdir popülist. Mesela müşavirlik konusunda bir açıklama duydunuz herhangi bir partiden. Yani ne diyebilir ki? Yani duysak ne olacak? Üç tane partiden duysak da anlamı yok. Çünkü hepsi geldi, hepsi müşavir yarattı zaten. Ve vefa borcu da var hepsinin. Yani giderler ve insanlar bekler daha kapıda. Yani ben gördüm. Sol partinin insanlarını, Cumhurbaşkanı Sayın Eroğlu'yken Eroğlu'ndan yardım istediler. Atansınlar diye. Bizim ülkenin durumu budur. İdeolojik durumu. Sonra da duyulmasın, iyi dostumdur, ziyarete gittim falan oldular. Şimdi önce belli siyasi, etik, ahlaki şeyleri ortaya koymamız lazım. Değerleri ki zemini olsun bu ülkede. Yani mesela Amerika'da bakarsanız seçime Trump gider. Trump'ın söylemleri popülisttir. Trump mesela liberal ekonominin sembolüdür, kapitalizmin lideridir. Meksika sınırını kapatıp devletçi komünist politika ödüyor. Nasıl ideoloji? Yani bugün bu çağda Trump'ın sözleri komünizmdir. Yani komünizmin söylemlerinden ötedir hatta. Kapatacağım diyor Çin Seddi gibi. Ve içe yönelik çalışmalar, güvenlik bilmem ne. Baktığınızda hep devletçi politikalar söyler. Söylemde başka bir şeydir. Şimdi o popülist yaklaşım olabilir, doğrudur. Ama bizim dediğimiz nedir? Bakarım ben mesela olaya. Dikkat ettim, hiçbirinden tık yoktur ha. Toplumun yarası olan, mesela bu şey konusu, betofislerin her yerde, köy kahvelerinin dibinde, kahvenin dibinde, orada bitmesi. Söyledik biz bunu, önce yediler ortalığı, yaptığınız falan filan, o kadar insan çalışır. Bir araştırdık, Kıbrıslı Türk'ün sayısı nedir çalışan falan. Yok öyle bir şey. İntiharlar oldu. Sonra baktık yavaş yavaş, onlar da karşıymış. Ya şimdi bazı şeyler var, örneğin işte betofis. Avrupa'da var. Yeter ki kontrol denetim. Kontrol ve sayısal dağılımı yani olmayacak demektir bence popülizm. Çünkü ya. Bugün internet diye bir dünya var. Hepsi orada oynamazsan burada oynar. Yani niyettir bu. Ama kontrol doğrusu etmek başka bir şey. Yani bence odur. Yani ben metodistleri kapatacağım dersen bana göre popülizm yapar. Doğru. Ama denetleyip belli bir sayıya indirgeyeceğim demek daha şimdi gerçekçi olur. Bir konu daha var söylemek isterim size. Mesela denetleme konusunda ben televizyonda dinledim, kanalın ismini söylemeyeyim, CHP milletvekili Hüseyin Öçalı'dı ve sordukları soru sağlıkla ilgiliydi. O zaman hükümetteydiler yani. Biz dedi denetlersek kaos olur. Bugün de aynısı. Söyleyeyim aynı. Ben dedi denetlenirse ciddi sıkıntılar yaşanacağını düşünüyorum. Ne yapmamız gerekir? Mesela denetlemeyip ne yaparık? Böyle kalsın demektir bu. Yani statüko dediğimiz şeyi yıllardır karşı olduklarını söyledikleri şeyi savunur durumdadırlar insanlar. Yani son 10 yılda yaşadıklarımız bence bir doktora tezi değil. Yani kitaplar yazılmalıdır bu konuda. Hem ideolojik kapsamda hem de yaşadığımız yıkım anlamında. Mesela
Kıbrıs Türk Hava Yolları artık yoktur. Bir iki tane not aldım yazdım. 10 yılda neleri çaldılar bizden. Mesela devlet laboratuvarları yandı. Neyse bıraktık. 18-17'lerin makam aracı alındı. 2 milyon yoktur piyasada artık. Dün sizin programı takip ederken İsmet Hakim Kratos'un 9 milyondan bahsetti. Yoktur piyasada. İş cinayetlerinden yitirdiğimiz insanlar çalışma yaşamıyla ilgili düzenlemeden dolayı bir aile insan hayatını kaybetti. O insanlar yoktur hayatta artık. Trafiğe kurban verdiğimiz insanlarımız yoktur. Piknik alanımız artık yoktur. Mesela daha dün yaşama sevincimiz yoktur diye söyledi bir arkadaşım bana. Dedim ne için ya? Var da bizim yaşama sevincimiz. Ya da her gün görürüm yaptıklarını. Gerçekten yaşayası yoktur insanın bu memlekette. Sonra biraz sohbet ettik. Dedim ya bunları stand-up olarak gör. Sabret değişkenleri. Bu dediğim arkadaşım o pelidir ha. Ve dedi ki ben dedi utanırım artık. Yani gerçekten utanırım dedi ve etrafımdaki insanlardan dolayı işte baskı yaparlar falan filan giderim seslenirim benler ama kesinlikle oy vermem benler. Şimdi öyle bir durumdadırlar. Yani İrsem Bey de böyle gitti bilirsiniz. İrsem Bey de yanında görürdü. Büyük bir güç Türkiye yanında, halkı da yanında görünür. Sonunda patladı böyle oldu. Çünkü onurumuzu teslim etti orada. Yani sırf o meşruluğu zannetti ki oradadır, halkta değil. Ve onu aldılar. Güçlüsün, yiğitsin, sensin, bravo dediğiniz gibi. Ama halkın gücünü kaybetti. Şu andaki meclisin tamamı meşruluğunu yitirmiştir zaten. Dediğiniz gibi. Anayasa referandumundan beri yitirmiştir. O günden zaten. Beri. Ama kimse kabul etmez. Mesela bunu kimse kabul etmez. Çalışıyoruz işte biz şey yapıyoruz. Anket yapadılar böyle kuduru. Hiçbir şey de belli değildir. Gerçekten söylediğim gibi. Kim yaptı bunu ben hala daha bilmem. Yoktur çünkü kaynağı yoktur. Ve açıklama sonucu önemlidir. Sonuç bu. Halkımız bize güven tazeledi. Erken seçime gerek yok. Başbakan dedi bunu. Tabii bir taraftan da başbakan daha önce erken seçim için hotli meydan dedi. Değil. Bir tarihsel olayın da çıkmadı. Bence bu hükümetin başbakanı Kemal Dürüst olmalıydı. Ciddi söylerim. Yani hepsi birer kopyasıdır. Siz de illa yedireceksiniz. Yedirmem başbakan olması lazımdı. Bu sistemde ideal olan odur. Çünkü yasada olan şeyin yenisini yapacağım diyen bir insan yani ve bundan hiç yüzünden olan sakince ve sevecen bir dille bunu anlatabiliyorsa yani bu eski siyasetin sembolü olma konusunda bence Hüseyin Bey'den çok daha başarılıdır. Vallahi size bir şey söyleyeyim. Bir başka yönden en çok eleştirilen bakanlardan biridir. İş yapar. Ama her programda davete icabet eder. Tamam mı? O yüzden takdir ederim beni. Doğru, yalan, yanlış fark etmez. Her programa çıkar. Ama bu ülkenin kabinesinin yarısı çıkmaz. İnsanların önüne çıkmaya, ekranlara korkar. Öyle değil. Bu da işin bir boyutu. Ben hep söylerim mesela Aleni İçişleri Bakanlığı görsem tanımam. Bir daha eleştirdik diye çağırdı bizi. Makamında gittik görüştük dedik bir yayın yapalım. Ama geçen gün mesela sosyal medyayı çok takip ederiz biz. Maç, dünkü maçta siz de çok sevindiniz tabii biz de Galatasaraylı olarak üzüldük ama şimdi Kutlu Evren'i meyhanede gördüm ayakta bakanımızı. Maç organizasyonu yaptı ve konuşma yapar. Ciddi söylerim bunu. Maç üzerine yapar acaba? Yok, maç üzerine yapmaz. Maç için topladı arkadaşlar oraya. Orada oturanlardan öğrendim ha. Yani merak ettim ne yaparsınız böyle falan meyhanede. Ne diyor işte maç için topladı bizi bir de politika yaptı bize. Yedik dayağı da diyor. Dedim tamam ya da komik yani ablada yani hiç yani onu bir örgütlenme modeli olarak. Geçmişte de böyleydi bizim şeyimiz de. Hesabı da biz öderik. Yani tabii. Kötü tarafı da o. Tabii en kötüsü zaten o. Yani şimdi ne yaparlarsa bütçe bitmek üzeredir, tükenmek üzeredir. Bitince seçime gidecek zaten. Yani muhtemelen... Bu yılın içinde öngörürsünüz onu. Tabii. Yani bütün amaçları olur. Meclise gitme sebepleri de olur. Bakın dikkat edin. Açılışta bu bizim Güzort'la dün yapılan açılışta temel atma töreni 9 yıl sonra bitecek ama 9 yıl Allah'a emanetik. O 9 yılın sonuna kadar herkese sağlık dileyelim lazım. Orada açılışta bir kare var. Ben artık yani görmek de istemiyorum öyle kare ama kim nasıl girecek şeye? Kareye. Kurdele arasına. Zannederim bir tek Armağan'ın kafası kaldı dışarıda. Armağan Candan'ın. Gerisi çünkü daha deneyimliydi herhalde. Açtılar arasına soktular kafayı bir şey yaptılar. İnanılmaz derecede bir görüntü var. Yani ben fotoğrafçı olsam
arkadan çekerim günleri. Nasıl girmeye çalışırlar, eller, ayaklar falan ve hep böyledir bu iş. Ve orada bir ağaç ekildi. En hayırlı olan odur. Ben size söyleyeyim şu anda. En azından büyür, bakılır. Bir fidan ekilmiştir. O konuda birkaç çok açıklamalar yaptı ama belli ki hükümet... Tabii, sevgili Reşat'la çok konuştuk. Ben bir parmak bal hükümeti derim zaman zaman hükümete. Çünkü işte Güzel Yurt'la dedi ki size hastane yapacağım. Temel dağıtıldı. Gerçi birçok temel atılan var. Takın, Beretel'in... Bunların temelleri atıldı, kaldı. Neyse inşallah biter Güzel Yurt. Ama ne oldu? Lefkelilerin sesi yükseldi. Siz de ilçe yaptın dedi. Yani bir parmak bal da oraya çalındı. Böyle de dengeli gidiyor. Bilmiyorum hani vatandaşın günün i̇şte sonunda koyacağı şey budur. Popülizm ama. Budur. Mesela Lefke ilçe olma mevzu geldiğinde tabii tarihsel sürecinde Lefke bunu hak eder. Onda bir şey yok. Tamam ama yani nasıl yapılanma tamam mıdır orada? Ne olacaktır? Binalar hazır durur ama içindekiler kaymakam yeni atandı. Sevdiğim de bir hocamdır Halil Hocam ama mesela kaymakamlık görevini bir eğitimcinin yapmasını ben doğru görmem. Çok sevdiğim bir insandır Halil Hoca, Lefke Kaymakamı. Parti olarak da doğru görmeyik bunu. Mesela Ulaştırma Bakanlığı'nda bakın bu telekomünikasyon dairesiyle ilgili yakında kamu özel işbirliği adı altında bir düzenleme yapacaklar. Bakın bakan müzik öğretmenidir. Müsteşar eğitimcidir. Hem bakanlık müdürü eğitimci hem müsteşar eğitimci. Bakanlığın plan proje müdürü öğretmen eğitimci. Bu insanlar kendi alanlarında nitelikli olabilir. Evet. Çok kaliteli eğitimciler olabilir. Ama mesela ulaştırma, haberleşme, iletişim alanındaki eğitimleri nedir? Çok merak konusudur bu. Veya uzunca yıllar edindikleri bir birikim mi vardı? Yok. Peki bu konuda kararı nasıl verdiler? Bir liyakatla verdiler? Yok. Yani kim yaptı bu projeyi? Nasıl bir çalışma yaptılar? Yapı buyukan nasıl liyakat ön plana çıkar bu çalışmada? Çıkamaz. Yani mesela kaymakamlıklar mülki amirliklerdir. Orada Türkiye'de bu iş nasıldı? O bölümü okuyan insanlar daha çok kamu yönetimine ilgili bu konuda eğitim alanları yasa olarak zorunlu bırakırlar. Bizde işte mesela Lefke'de Halil Hoca sevilen insandır. İşte sağ görüşlü bizden idi. Biraz gırgındır bize. Bu işi yapabilir niteliklidir onlar ayrı konu. Ama amaç... Ama bir dakika bu işi yapabilir derken şimdi ben tanımam yeni kaymakamımızı hayırlı olsun. Şimdi biz bir Facebook mesajı üzerinden orada yaşayan bir şey gördük. Kadının biri orada bir işlem yaptırması lazım ilçe olduktan sonra Lefkoşalı. Telefonların çalışmazmış şeyin ilçenin kaymakamlık binasının. Bu trajikomik bir durumdur. Yani kaymakam atadın, kaymakamlık binası işte ne bileyim orada şimdi bir takım devlet kurumlarının tekrar reorganizasyonu falan gerekir. Çiboş. Yani bir sürü para lazım bu iş için özetle. Ya kaymakamlığın kendi içindeki telefon sistemini onaracak parası yok. Ya. Biz bunu haber yaptık. Döndük ondan sonra dedik ki acaba haberden sonra hani biri utandı da aradınız numarayı. Değişti mi diye aradık kaymakamı. Arkadaşlar bir de kızdı kaymakam söyle ne uğraşırsınız bizimle falan filan. Arkadaşım hocam ben sizi tanımam ama söyleyeyim. Bizim derdimiz sizinden değil böyle trajikomik konuları ortaya çıkarma. İnşallah da yaptıysak haberi yaptık haberi de kovarılmıştır sisteminiz. Yani bir de böyle bir şey var. Hemen bir ötekileştirme. Sanki işte biz, bu ülkede trajikomik olaylar yaşanıyor ve bunların artık bitmesi gerekiyor. Benim çok sevdiğim değerli bir insandır. Ama mesela bu konuda Lefke'ye hizmet etmek için kabul etmiştir o görevi. Ama alışılmış şeyle. Kendisi de memnun değildir bu düzenden. Ben bir iki kere dinledim. Hatta sizin yaptığınız Lefke'deki halkın meclisi programında konuştuğu memnuniyetsizliğini dile getirdiydi hatırlarsanız. Evet. Kayıtlara bakın oradadır. Evet. Memnuniyetsizliğini ve neden bunun değişmediğini dile getirdiydi hocam. Bir takım işlerin yapılamadığından bahsettiydi. Evet, falan. Şimdi sizin yaptığınız haber Lefke'ye hayırlı oldu bence. En azından korkup düzeltecekler. Yani sizin yaptığınız kamu görevini meclis yapmaz. Onun için Allah'tan medyanın bir kısmı da partilerin şeyi değildir. Mesela gazetelere baktığınızda bizim ülkede öyle bir yapı vardır. Siyasi parti gazetesi vardır, şeyi vardır, öyledir. Yani halkın ulaşacağı kanallar çok azdır.
Bu nedenle de bence sizi tebrik etmesi lazım. Hayır hocam. Lefke adına. Ben bir Lefkeli olarak mesela Güzel ilçe başkanıyım ama çok sevindim. Teşekkür ederim. Ki uyardığınız yerlere de korktular. Belki de düzelttiler. Bir trajikomik durum ya. Kimseden derdimiz yok. Sadece sistemin daha iyi bir noktaya gelebilmesidir. Gayret böyle trajikomik olayların yaşanmaması. Lefke'nin özelinde yani onu konuştuğumuz için söylüyorum. Çok daha iyi bir her insan hak eder devlet kurumlarından fazlasıyla yararlanmayı. Evet, sona doğru geldik. Toparlayıp noktalayacağız programı. O notlar içinde eksik bıraktığımız bir şey varsa çıkarmak istediğiniz o plana bir konu varsa onu da konuşabiliriz. Noktalayalım. Aksi takdirde zaten zannederim erken seçime hazırlık aşamasındaki çalışmaları devam ettiriyorsunuz. Bölge ziyaretlerimiz devam eder. Çeşitli köy ziyaretlerimiz devam eder. Yakın zamanda Güzelurt'ta bir dizi ziyaret planımız vardır. Esas olan orada mesela Kıbrıs sorununa bağlı olarak Sayın Başkanımız Kudret Hoca'nın aylar öncesinden söylediği uyarılara rağmen şimdi aynı noktaya gelinmesi. Ha bunu da söyleyerek bu tabuyu da yıkmak lazım artık. Mesela uyarı yaparak Akıncı Cumhurbaşkanımıza mektup yazarak ve derik ki gerçek bir çözüme, sürdürülebilir bir çözüme katkı olsun diye bunu yaparak ve bunu yapan da kimdir? 15 yıllık bu konuda diplomasi birikimi olmuş bir lider. Ve Sayın Akıncı bunu dikkate alır almaz o ayrı konu. Ama biz bu görevimizi kamu görevi olarak yaptık. Ve şimdi her söylediğimizde mesela bu Enosis olayı, işte Anastasiadis'in açıklamaları ve masadan kaçmalar, o kaçtı bu kaçtı. Bu konuda örneğin bize söyledikleri siz de çözüm karşıdırsınız. Kalıp var bizim ülkede, tabulardır. Eğer gerçekler üzerinden konuşursan bu ülkede ve mesela evet veya hayır mı diyeceksin sorusuna cevabın bir göreyim neye evet diyeceğimi ise yani aklın yolu birdir. Bir göreyim ya nedir yani yazan dediğinde cevap çözüm karşılığılar olur. Şimdi solculuğu da çözüm isteme ama ne olursa olsun çözüm istemeye indirgeyen bir grup var. Mesela karşı taraftaki konuşmalara rağmen buradan vazgeçilir. Masadan işte Akıncı, Sayın Akıncı Pakistan'a gider. Yanlıştır dön masaya. Eleştiri olabilir. Konuşulsun ama karşı tarafa da bakmak lazım. Yani birlikte yapılacak olan bir çözüm de bence ilk önemli adım halkın neyi talep ettiğidir. Güneyde yaşayan insanların büyük çoğunluğu demek ki daha o milli kıskacın içindedirler ve Enosis duyduklarında, Enosis ile ilgili bir şey duyduklarında başka türlü bir pozisyonları vardır ki seçim yaklaşırken bunu kullanıyorlar değil mi? Bize düşen bence bir an önce bir iki halk arasındaki barışa hizmet edecek, çözüme değil, adımlar atılmasıdır. Atabiliyorsak atalım sanatla ilgili, ulaşımla ilgili, suçlarla ilgili bir kısmı atıldı, bir kısmı hala daha zor. Onunla ilgili mesela iki toplumun basını, sanatçısı, aydını ortak çalışmaları yapsın. Halk bunu istesin. Öyle devam etsin. Şimdi ille de o masaya dönme bir şey çözüm getirmez. Yani şimdi çözüm bunu halk... söylediğiniz anda çözüm istemez bunlar evet. Şeyi. Ya beni beni de bilirler yani geçmişimi de. Ben yani neredeyse yani çatışma yaşayacak şekilde bu anlam planı döneminde bu ülkede çözüm olsun diye mücadele etmiş bir insanım. Yani bunu da söylediğimde pişman değilim. Bazı konularda aldatılmış hissederim kendimi sadece. Zaten geçen bu 12-13 yıllık serüveni her insan, yani ben de örneğin anlam planında şiddetli evet tarafında olabilirim ama geçen yıllar içerisinde yaşadıklarınız her şey evet. Size bir şeyleri ispat etti. Yani en azından kendi adıma söyleyeyim. Deneyim dedik. Ve bir o hani ben yok oydu onu derdim de kalmak. Bence statiko asıl odur. Yani evet. Değişim neler oluyor, neler yapmışız, karşıdan neler görmüşüz. Bunları alt alta koyup toplayıp çıkardığında bir sonuç çıkıyor ortaya. Zaten çünkü. Doğrusu da budur bence tabii. Olması gerek. Olması gerek. Evet pek teşekkür ederim Naim Pınar geldiğiniz için. Kolay gelsin. Ben de teşekkür ederim. Bizi davet edip halkımıza ulaşmamızı sağladığınız için sizlere de yayın hayatınıza başarılar dileriz. Evet. Çok sağ olun. Evet, Naim Pınar'la birlikteydik. Halkın Partisi Güzelurt İlçe Başkanı. Ülkedeki sorunları konuştuk. Her gün yaşadığımız sıkıntıların yansımalarını Halkın Partisi'nin
değişim noktasında verdiği bir mesaj var. Onlara da hayırlı olsun diyelim. Çalışmalarında başarılar dileyelim tekrardan. Ve noktalayalım bugün adına programımızı. Noktalarken de hatırlatmamızı yapalım. Bu akşam Mor Menekşe'deyiz. Halkın Meclisi Mor Menekşe'de toplanacak. Spor kulübünde saat 20'de. Ve bölgedeki insanların sıkıntılarını, sorunlarını dinleyeceğiz. Aktarmaya çalışacağız. Bu yönde kamuoyu oluşturmaya çalışacağız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Mor Menekşe'de Enginar Diyarı'nda olacağız. Merak edenler için de saat 20'den itibaren canlı yayında Diyalog TV ekranlarından bu programımız gündeme gelecek, ekrana gelecek. Yarın da yine her zaman olduğu gibi saat 14'te yarın çarşamba Sayın Reşat Akar'la birlikte ülke gündemimizi değerlendireceğiz. Bu hatırlatmaların sonrasında da noktalayalım programımızı. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler.